Merhaba arkadaşlar, ben Feyzettin Dursun. Şu anda Diyarbakır, Dicle ilçesi Çavlı köyündeyiz. Burası benim 200. bahçem. Yani bir bahçe 100 defa gitmişsem de onu bir bahçe olarak sayıyorum. Şimdi bu bahçeye baktığımda genel anlamda arkadaşın yaptığı farklı uygulamalar var. Yanmış hayvan gübresi verdin değil mi Muhammed? Evet. Onun faydasını görmüş. Bir de bir sorunu daha var. Diyor ki ben bu bahçeyi kurarken bazıları tüplüydü, bazıları açık kök. Açık köklerde kuruma oranı daha az, tüplerde fazla. Bana göre hani tüplerde biraz daha hastalık olma şeyi fazla. Şimdi burada arkadaş, gel böyle yakından da göster. Bazı ağaçlarda yok ama çoğu ağaçta böyle et leke hastalığı var. Onu da yakına biraz daha tam yakın göster. Onu da kaptan diye bir ilaç kullanmış. O kaptan da ilacın şeyi geçti. Hani artık direnç sağladı hastalık o ilaca. Yani onun yerine çiçekteyken Luna ve Bellis çiçekten çıktıktan sonra da bir ilaç daha adı var. Onu tam şu anda hatırlayamadım. Hatırlasam da ilaç ismi çok söylemiyorum. Bu et leke hastalığıyla mücadele daha çiçek ve çiçek sonrasıdır. Yani arkadaşlar şu var. Arkadaş diyor ki biz niye bu hastalıkları Haziran ayında fark ediyoruz? Haziran ayında fark ettiğin an sen şimdi Haziran ayında mı ilaçlama yapacaksın? Hayır, yani hastalık önlem olarak görülmeden o zamanlamayı iyi bileceksin. Zararlı da zararlıyı gördükten sonra, atıyorum eğer üstünde yaprak bitiği yoksa yaprak bitiği ilaçlamaya gerek yok. Gördükten sonra atacaksın. Ha, tecrübe edersiniz. Belli bir dönemde çıkması garantisi ise olur. Arkadaşlar, bu bahçede genel anlamda iyi. Besleme ile ilgili bundan sonra sıkıntılar artacak. Çünkü meyveye yatarsa daha çok gübreye, besine ihtiyaç duyacak. Şu anda ağaçlar genç, toprak da iyi olduğu için fazla kendini belli etmiyor. Onunla ilgili de bir program yapacağız. İnşallah programı uyacağız. Hatlar şu anda tek çekilmiş, hatları bir göster. Suyun var mı Muhammed Bey? Evet var. Su varsa bunu artık bu şeyden sonra çift çekeceksin bir çift. Sonraki yıl. Tamam. Şu anda aklıma gelen bu şey olursa biz de yarışırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.